Benim konum belirttiğiniz gibi, Murat Hocam'ın bahsettiği gibi Müslümanlar ile Ermeni topluluklar arasındaki tarihsel, dini ve kültürel ilişkilere bakış. Bu konular İslam hukukunun azınlıklara, gayrimüslimlere bakış açısını da açıklayan ve günümüze de ışık tutan can yakıcı ve ilkesel cevapları da beraberinde getiren sorular. Onun için işlenmesi, güncellenmesi gerçekten gereken konular. Üstad'a üç soru soruluyor burada. Üstad Bediüzzaman'a aşiretler, Kürt topluluklarını temsilen ileri gelenlerinin münazarat şeklinde Üstad'a sordukları dönemin sorunlarıyla ilgili sorular şu şekilde. Yani gayrimüslimler, Ermeniler zımni olmalarıyla beraber bizimle nasıl eşit olacaklar? Zımni malumunuz İslam dönemindeki, İslam idare hukukundaki siyasi bir kavram, idari bir kavram. Yani Müslüman olmayan topluluklar içerisindeki gayrimüslimlerin, ehli kitabın hukukunu, özgürlüğünü, yaşam garantilerini ifade eden hukuki bir kavram. Üstad Bediüzzaman bu konuya cevap verirken aslında İslam'ın idareyle ilgili, evrensel anlayışıyla ilgili temel ilkeleri vaz ediyor. Öncelikle isterseniz bu temel ilkelerin bize neler söylediğini ifade edelim, sonra üstadın cevaplarına geçelim. Öncelikle İslam hukukunun, İslam medeniyetinin gayrimüslimlere, ehli kitaba yaklaşımı gerçekten Kur'an perspektifinin evrensel, insani boyutunu nazara veriyor. Bu birinci sonuç benim kanaatim, günümüze bakan. Çünkü bir medeniyet, toplumsal tasavvuru, insan tasavvuru olan bir medeniyetin farklılıkları içinde barındıracak koşulları, onları içinde yaşatacak argümanları olması gerekiyor. Bu insanlığa karşı söyleminin, iddiasının devamını ortaya koyan bir nokta. Bu yönüyle İslam medeniyeti gerçekten günümüz Müslüman nesillere vesile-i iftihar olacak bir arka plana sahip. Birinci, buradan çıkaracağımız birinci sonuç bu. İkincisi benim kanaatim, gayrimüslimlerle ilişkin pratikleri, teorileri, İslam medeniyetinin ikinci sonucu, yani bu ilişkilerden doğan ikinci sonucu, Müslümanların İslam medeniyeti içinde Müslüman olmaları gönüllü ve fikri, ruhi kabule dayanarak gerçekleşmiştir. İkinci sonuç da bu. Nasıl, onu isterseniz biraz daha açayım. Şimdi İslam toplumları içinde gayrimüslimlerin, Müslüman olmayan toplulukların varlığı şunu gösteriyor. İslam medeniyeti insanları zorla Müslüman yapmaz, icbarla yapmaz. İnsan özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü, kanaat özgürlüğünü esas alır. Dolayısıyla günümüzde mesela şöyle bazı İslam tarihinden haberi olmayan, kendi toplumuna yabancılaşmış, oryantalist bakış açısıyla toplumuna yaklaşan, yabancılaşan kesimin şöyle iddiaları var. Müslüman topluluklar, Türkler, Kürtler zorla Müslüman oldu. Kendi tarihinden, tarihi gerçeklerinden kopuk bir yaklaşımla eğer zorla Müslüman olma söz konusu olmuş olsaydı,
gayrimüslim toplulukların da Müslümanlarla komşu olan, iç içe yaşayan toplulukların da Müslüman olmaları gerekirdi. İster istemez zorla olmuş olsaydı. Hayır, eğer zorla Müslüman olma söz konusu olmamış ise, ki gayrimüslimlerin Müslüman toplulukları içindeki devamı ta günümüze kadar devamı bunun göstergesi, o zaman Müslüman olanların, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, hakeza değişik topluluklara mensup kimliklerin Müslüman oluşu gönüllü kabul, araştırma ve yaşantıyı görme sonucu Müslüman olduğunu ortaya koyuyor. Bu önemli. Bu iki nokta biz günümüz Müslümanlarının gurur duyacağı bir tablo olarak yeni neslimize paylaşmamız ve güncellememiz, bilince çıkarmamız gereken nokta. Şimdi Üstad Bediüzzaman muhataplarına cevap verirken, biz zümnilerle nasıl musavi oluruz? İslam hukukunun verdiği güvenceleri nazara vererek cevap veriyor. Yani biz hakkıyla zımni edemediğimiz için sorun çıkıyor diyor. Yani biz hukuk, adalet noktasında ciddi anlamda İslam'ın ilkelerini gösteremediğimiz sorun çıkıyor diyor Üstad Bediüzzaman. Ve bu konuda biz kendimizi dev aynasında görmeyelim ve günümüz Ermenilerini, gayrimüslimlerini bir nevi zımni muahit nazarıyla bakıyorum diyor onlara. Zımni muahit biraz daha katmerleşmiş hukuki bir güvenceyi ifade ediyor. Biz zımniler var, varlık itibariyle tüm varlıkları, güvenceleri Müslüman toplumuna bağlı. Bir de muahit olan zımniler var ki bunlar biraz daha kendi topluluklarının adına Müslümanlarla anlaşma yapabilecek, Müslümanlarla ittifak kurabilecek ileri bir taahhüdü ifade ediyor ki Üstad Osmanlı döneminin son yıllarındaki Ermeni toplumunu bu muahit kısmına koyuyor. Yani katmerli hukuk sahibi ve bizim de zımniyet hakkımız, yani İslam hukukunu hakkıyla göstermediğimizden dolayı onları muahit konumda müttefik olarak görüyor ve bunun önemine zaten vurgu yapıyor. Diğer soru da şu geliyor. Diğer ikinci soru daha açıklayıcı. Onu da özet olarak geçeyim. Ermeniler bize düşmanlık ediyorlar. Biz nasıl onlara karşı dost olacağız sorusu var. Üstad Bediüzzaman da burada yine İslam'ın gayrimüslimlerine yaklaşım esaslarını nazara vererek toplumları birbirine düşmanca yaklaşmaktan uzaklaştıran İslami ilkeleri nazara veriyor. Çünkü malum toplumlar Havvas'tan Avam'a doğru geçtikçe toplumlarda milliyetçi duygular keskinleşir. Dolayısıyla toplumların birbirine o modern hayatın, Avrupa'nın tesiriyle başlayan kimlik rekabetleri, dini rekabetler toplumları birbirine karşı kutuplaştırdığı için Bediüzzaman bu kutuplaşmanın, düşmanlığın zararlarına vurgu yapıyor. Öncelikle diyor, husumetin hiçbir zararı, hiçbir menfaati yok. Ömer Dilan aşiretini örnek gösteriyor. Yani Ömer Dilan küçük bir kabile, bir aşiretin içindeki bir kabile olmasına rağmen bin yıllardır devam ediyor. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan beri insanlık kafilesi içinde bize komşu ve kardeş olan gayrimüslimlerin, Ermeniler, Süryaniler, Asuriler, bunları bu İslam hukuku çerçevesinde nazara alarak düşmanlığı zararlı olduğunu nazara veriyor. Birbirimizin farklılığından zenginlikler devşirmek, işte Ermeniler dünyaya dağıldılar, medeniyetin tohumlarını topluyorlar, bize de faydası olur. İslam toplumuna, özellikle Kürtlere ve bizdeki milliyet bilincini hoşyar ediyorlar. Biz de birbirimizi tutmayı, toplumumuz için çalışma bilincini, toplumsallaşma anlayışını geliştiriyorlar bizde, Müslümanlarda, Türklerde, Kürtlerde. Ondan sonra bizi fenne mecbur,
sanayiye icbar ediyorlar. Düşünün yani renkliliklerin müspet rekabet yönüyle farklılıkların getirdiği avantajların muhteşem neticelerini üstad nazara veriyor. Ve son soruda ise şöyle bir sual geliyor. Hürriyet, gayrimüslimlerin hürriyeti biz getirdik, meşrutiyeti biz getirdik iddiaları ve bizi teşviş etmeleri, bizim fikrimizi karıştırmaları sorunu var, soruluyor. Üstad dediği zaman, hayır, hürriyeti Müslüman kamuoyu, askerin gücü ve toplumsal talep getirdi bunu. Bunu Ermenilerin kendilerine mal etmeleri büyük bir haksızlık diyor ve bunu sahiplenme konusunda tekelcilik anlayışının haklı olmadığını, yalan olduğunu ifade ediyor ki Üstad tüm güzellikleri, iyilikleri topluma mal etmesi, İslami ilkelere dayaması yönüyle de İslam tarihinde örnekleri görülen İslam medeniyetinin referanslarına son bir cümleyle de yine Üstad'ın bu konuyu açıklayan beyanatına vurguda bulunan öyle bitireyim. Aştım süremi biliyorum. Üstad üçüncü cinayet yani Divan-ı Harbi örfünün üçüncü cinayet maddesinde şöyle önemli bir tespitte bulunuyor. Diyor ben İstanbul'da Kürt topluluklarını gezerek, bunu tabii mahkemede söylüyor, İttihat Terakki'nin tehcir politikaları öncesinde mahkemede söylüyor, diyor ki ben Ermenilerle dost olmak ve Türklerle el ele vermek yönünde Kürtleri ikaz ettim. Biz düşmanlık bilmiyorum. Dedi ki Terakki yönetimi İslam anlayışına zıt, İslami anlayıştan sapmayı ifade eden bir anlayışla tehcir politikalarını devreye koyma dönemindedir ve bu dönemde Üstad Bediüzzaman sakın hükümetin bu İslami anlayışa uymayan politikalarına alet olmayın, dostluğa ve Müslümanlarla el ele vermeye de gayrimüslimlerle de dostluğa, komşuluk, iyi komşuluk ilişkilerine dayanarak hareket edilmesi ve hikmeti hükümeti bilmiyoruz. Yani hükümet ne için bunu yapıyor, neye dayanarak bunu yapıyor, bizi bağlamaz, bizi ikna etmez anlamında ifade ediyor. Hocam, şimdi İslam hukukunun gayrimüslimler için getirdiği haklar bir takım endişelerden dolayı örfi hukukça Müslümanlar aleyhine bozulduğunu söyleyen bazı düşünürler var, yazarlar var. Mesela gayrimüslimler askere alınmamışlar. Onlar da dolayısıyla esnaf olmaya, ticarete yönelmek suretiyle zenginleşmişler. Ve zenginlikleriyle de Müslümanlara baskı oluşturmuşlar ve hukuku kendi menfaatlerine hüker hale gelmişlerdir gibi bir düşünce olduğunu söyleyelim. Bu durumu düzeltmek için sizce nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Teşekkür ederim. Aynen bununla ilgili zaten Üstad Bediüzzaman'a yine münazarat diyalogları çerçevesinde yöneltiliyor bu manadaki sorular. Çünkü o dönemin Osmanlı toplumunda dediğiniz gibi belli makamlara veya askeri görevlere gayrimüslimler getirilmiyor. Ancak bunun referansları İslam tarihinde var. Yani gayrimüslimlerin de sanat, ondan sonra idare görevlerinde yetkilendirebilecekleri ve dünyevi maddi mesai konusunda teşrik-i mesai, işbirlikleri yapılabileceği ile ilgili Üstad Bediüzzaman yol gösteriyor. Hatırlarsınız bununla ilgili soruda üstadımız nasıl idareci, kaymakam, vali veya asker olabilir gayrimüslim? Üstad da çok, üstadın verdiği cevap oldukça veciz. Saatçı ve sanatçı oldukları gibi.
sanatkar oldukları gibi. Yani nasıl ki sanat erbabı, yani sanat erbabı olabiliyorlar, bir konuda uzmanlık anlamında müracaat kapısı olabiliyorlar. Bunda dindarlık ölçü değilse, idari konuda da, askeri konuda da üstad bu ilkesel İslami referansı veriyor. Bu idareden, askeriyeden uzak tutulmaları benim kanaatim Osmanlı döneminde örfi bir hukuktur. Yani örfi bir hukuktur, teamüldür. Direkt İslami ilkelere, Kur'ani esaslara bağlı değil. Bu durumun şartların gerektirdiği, Osmanlı yönetiminin uygun gördüğü bir teamül. Zaten buna örfi hukuk deniyor malumunuz. Ancak bunun Üstad Bediüzzaman da bunun İslam toplumuna zararlı olduğunu, yani sadece Müslümanları askeriyede istihdam etmenin, memuriyette istihdam etmenin dezavantajını ve toplumsal gelişmeyi engelleyeceğini, Müslümanların ticaret gibi geliştirici, dünyayı gezmek, ekonomik birikim sağlamak imkanlarından mahrum bırakacağıyla ilgili üstad uyarıda bulunuyor. Müslüman toplumuyla ilgili. Onun için hatta gayrimüslimlerin ondan sonra sanatla, ticaretle uğraşmalarını örnek gösteriyor Müslümanlara. Ve sadece memuriyeti maaş kapmak, menfaat kapmanın dilencilik olacağını belirtiyor ki bu konuda Müslüman toplumlara özellikle önemli uyarılarda bulunuyor. Dolayısıyla Üstad Bediüzzaman gayrimüslimlerdeki bu özelliklerin güzel yönlerini yönlerinin örnek alınmasının toplumsal gelişimi, olumlu rekabet ortamının doğmasını ve toplumsal gelişmenin dinamiği olması yönünde önemsiyor ve örnek gösteriyor. Çünkü Üstad Bediüzzaman hatırlarsanız o dönemde bu gibi rekabetin düşmanlığa dönüştüğü durumlarda Üstad Bediüzzaman toplumlar ve şahsiyetleri değil sıfatları hedef almayı, eleştirmeyi öneriyor. Hatırlarsınız Üstad işte gayrimüslimler bize düşmanlık ediyor diye sorulan soruya da bu bağlamda cevap veriyor. Ne diyor? Onların düşmanlıkları bizim cehalet ağamız, İhtilaf Bey'i ve Husumet Efendi'nin aksi yansımalarından dolayıdır. Yani yine bu metaforu kullanıyor. Bu cehalet ağa, Husumet Efendi metaforlarıyla bu sıfatları hedef alıyor. Üstad Bediüzzaman ve bu şekilde toplumların farklı kesimleri oluşturmakla birbirinin güzel yönlerini taklit etmesi ve birbiriyle rekabet, müsbet rekabet, hani ayette de geçen hayırda rekabet anlayışını esas alarak bunun toplumların gelişmesinde dinamik olduğunu, motor güç olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Üstad Bediüzzaman'ın bu konuda önerileri de yaklaşımları da, çözüm önerileri de İslami esasların toplumsal hayata yansıyan referanslarıdır ve bugün benim kanaatim biz Müslümanların buna daha da çok ihtiyacı var ki bu Müslüman toplum, günümüz Müslüman toplumlarının da bir çıkış noktasını oluşturacaktır.